Erci. Bak elim hala zıngır zıngır titriyor kardeşim bak. Görüyor musun bak bak. Su içtin mi? Su içseydin lan. İçtim. İçtim oğlum. İki matara su içtim lan. Ha geçer geçer tamam. Bir dakika ya. Bir dakika bir dakika. Oğlum siz hayırdır ya? Böyle benim başıma bir olay gelince niye hemen böyle hafife alıyorsunuz, böyle alay ediyorsunuz, dalga geçiyorsunuz? Adam değil miyim oğlum ben? Adam değil miyim lan ben? Ben adam değil miyim kardeşim ya? Ya estağfurullah Fatih kardeş, hayır ben seni sakinleştirmek amaçlı şey yapmıştım yani. Ne gülüyorsun oğlum? Ne gülüyorsun lan? Çıngıraklı kertenkele. Oğlum sen ne tırsak adamsın lan Fatih. Sinirlerim bozuldu. Oğlum cahil cahil konuşup benim asabımı bozma. Bütün büyük adamlar böyle dandini dandini şeylerden korkarlar yani. Bu böyle yani. Allah Allah. İyi. Aklıma geldi yine ya. Oğlum o ne biçim diştir ya? O dişler aklımdan çıkmayacak benim ha. Böyle sivri sivri dişleri vardı ya böyle. Üstü böyle sırtı böyle değişik böyle pullar böyle böyle dizilmiş böyle pul 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 böyle değişik bir mahlukattı ya. Böyle baktığın zaman heybetli böyle Allah Allah 10 metre dinozor gibi bir şeydi ha. Böyle bir yandan da sincapı da anımsatıyordu. Değişik bir şeydi yani kardeşim. Ya şu Osman bana dişini bitirse de gitsek artık şuradan ya. Hayır darlandım yani ben artık yeter ya. Hayır senin dinozoruna ya. Hayır sıkılıyorum ama artık ben de yani. Amca. Jandarmanın böyle bir niyeti olsa evine gelip ben jandarmayım deyip adam alır mı hiç? Ben de öyle dedim. Ama kim yaptıysa bulunsun. Biz yandık onunla dayansın. Bulacağız. Merak etme. Bulacağız. Bacım. Buraya gelen adamları hatırlıyor musun? Bana tarif edebilir misin biraz? Başlarındaki sakallıydı. Tuhaf biriydi. Buralardan değil gibi. Ne bileyim, kötüydü işte. Anladım. Sağ olasın. Tarif ettiler komutanım. Öyle görünüyor Murat. Savcı bey yolda. Birazdan burada olur. Ona teslim ettikten sonra biz takibata başlayacağız. Fatih ile Vedat şu yukarıdaki sokağa tutsunlar. Emredersiniz komutanım. Bir canlının başka bir canlıyı pişirip yemesi ne ilginç değil mi Mesih? Tavuğu mu diyorsun Teo? Hop. Hayır. Diyorum ki bir canlının başka bir canlıyı pişirip yemesi ne enteresan. Ben de en son böyle iştah kabartıran jiyan olmuştu. Hatta birkaç tane sos hazırlamıştım.
garlic olsun. Taze krema olsun. Çeri domates olsun. Biberi olsun vesaire mesela. Miro'nun yanındaki kadın mı? Onun bir adı var. Jiyan. Bana bir de böyle tropikal bölgelerde yetişen ve büyüyen ve üreyen bir balık türü gibi gelirdi hep. Öyle Mali'nin içlerinde ya da Galapagos'un içlerinde bir tür tropikal balık. Tavukla bir tür duygusal bağ kurabildiniz mi? Çünkü ben kuramadım. Pişmiyor. Bu böyle olmayacak. Tavuk yoksa başka bir şey yeriz. Bir adam her zaman tavuk bulamayabilir. Bir insanın her zaman tavuğu olmayabilir. Ama bir B planı olmak zorunda. Şimdi kaldı. Miro'nun hevalleri sınırı nereden geçecekler? Hangi delikten geçecekler bul. Kalk 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 kalk. Karakola dönme işi bence yalan oldu. Valla öyle gibi. Baksana gittikçe uzaklaşıyoruz. Ayaklarım haşat oldu usta ya. Düşünme düşünme. Öyle de hiç aklımdan çıkmıyor ki ya. Hadi aksarlı hadi. Ne oluyor lan? Komutan tavuk buldum. Fatih ne oldu yine? Tavuk buldum abi ne yapayım ya? Lan adam bir kertenkele bir tavuğu iyice sıyırdı bu ya. Fatih. Eğer yine saçmalıyorsan var ya canını ot tıkarım senin ha. Ya çavuşum Allah aşkına arazide arama tarama yaparken tavuk buldum. Söylemesi miydim ya Allah Allah ya. Ya dur be Fatih bir dur. Ha yalnız yenecek gibi değil ha söyleyeyim bak. Dağılın lan dağılın. Şimdi RPG'ye çakılacaklar olan olacak ha. Gerizekalılar. Nedir Fatih? Komutanım tavuk buldum. Ben buldum tavuğu ben buldum komutanım ben buldum. Atalı çok olmamış komutanım. Demek Teo'nun bugünkü menüsünde tavuk varmış, öyle mi? Aynen komutanım. Beyler, etrafa iyice bakın. Başka bir iz bulmaya çalışın. Aferin lan. Barutun postası. Estağfurullah komutanım. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Ben sabah da bir tane böyle çıngıraklı kertenkele bulduydum komutanım. Çok dalga geçtiler benimle. Bakma komutanım sen benim böyle olduğuma. Benim gözüm çok açıktır ha. Fatih, kes! Konuşuyor yine saçma saçma. Bu tavuk ne olacak çavuşum? Şimdi Fatih'cim bunu sen alacaksın. Savcılığa teslim edeceğiz. Ha, ben alamam. Ben tavuğumu alamam. Nasıl almazsın ya? Adli delil olur mu? Abicim alamam. Başkası alsın. Benim tövbem var. Lütfen. Hadi. Hadi. Çavuşum. Ya ben tövbeliyim ya. Ben tavuk horoza tövbeliyim. Vallahi alamam ben ya. Ercü şunu al kardeşim. Ne olursun be kardeşim. Lan Ercü tavukla girişirim sana ha. Ercü kime diyorum ya? Ben tövbeliyim kardeşim. Tavuk horoza tövbeliyim. Dokunmamam lazım benim. Komutanım buradalarmış. Komutanım. Doğru iz üzerindeyiz.
Komutanım. Söylemedin. Bu tav mıdır nedir? Ne yapacağız onu? Bugün Fatih'in bulduğu tavuğu gördün mü? Gördüm, pis, berbat bir şeydi. Güzel. Vallahi o tavuğa çevirecek tavuğu. İşaretim ne olacak? Haydi bakalım, işimizi yapalım. Ateş serbest. Sayım, takip et. Bu ölmemiş. Ama konuşacak durumda değil. Şimdi bu da öldü. Önümüzdeki hevallere bakalım. Beni öldürme. Yok hevalcim. Seni öldürmeyeceğim. Hem ben Monsieur Darwin'e çok inanırım. Siz zaten süper bir organizma olmasaydınız hayatta kalamazdınız. O yüzden şimdi bu akıllı tutumunuzu devam ettirin. Komutanınızı arayın ve ona deyin ki... Miro komutan, Miro komutan lütfen gelin, lütfen yetişin. Türkler bizi katletti. Hatta biraz abarttım. Tiyatroya bin, tiyatro bazen iyidir. Tiyatro iyidir. Mayday, mayday, Monsieur Miro, Miro komutan, mayday. Gelin yetişin, Türkler bizi katletti. Hadi bakayım. Mayday, mayday. 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 Sadece bunu mu söyledi? He, dedi ki asker pusu kurmuş, arkadaşların hepsi ölmüş. Başka? Sonra telsiz kapandı, bir daha konuşamadık. Yerini bildirdi mi? Yok. Dediğim gibi bir şey söyleyemedi. Ne yapacağız? Gidiyor muyuz? Hayır ya. Ama helal. Ya kardeşim bu işle kesinlikle parmağımı oynatmayacağım. Ben bu işin ne kadar tehlikeli olduğunu, risklerinin olduğunu defalarca söyledim kendilerine. Hem bu işi askerin yaptığı nereden belli kardeşim ya? Ya adamlar ölmüş. Bir saldırı olsa ne yapacağız? Kendimizi savunmayacak mıyız? Ula burada komutanın kim olduğu konusunda bir tereddüt mü yaşıyoruz acaba? Hayır. O zaman geç içeri, telsizin başına görevini yap. Hadi. Lanet.